kazanacak. Milletin ittifakı kazanacak. Birleşerek kazanacağız sevgili hemşerilerim. Ayrışmak yok. Ayrışmak yok. Birliğin gücüyle kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili gençler, sizden tam destek istiyoruz. Tam destek istiyoruz. Sizlerle beraber, sizlerle beraber her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatmak istiyoruz. Sevgili hemşerilerim, biz tabii ki çok güçlü bir altılı masa var. Lideri ve kurucusu Sayın 13. Cumhurbaşkanımız bu süreci yönetti ve bugüne geldik. Dedi ki bize siz de ekleneceksiniz ve çok çalışacaksınız. Ne yaptı? Beni davet etti İstanbul Belediye Başkanı olarak ki size selamlarını getirdim. Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mansur Savaş'ı da davet etti. Ve hep birlikte yola çıktık. Sizlere söz veriyoruz. Çok çalışacağız. Milletimize layık olacağız. Önce seçimi kazanacağız. Sonra hep birlikte memleketimizi çok güzel günlere kavuşturacağız. Ve 100. yılına yakışan günler olacak. Sevgili hemşerilerim, ben tabii sizlerin fazla vaktini almayacağım. Bugün ben ev sahibiyim. Ev sahibi olarak birazdan sizleri çok kıymetli 13. Cumhurbaşkanımızla sevgili Barış müsaade ederse ben buluşturacağım. Ama önce bir derdimi sizinle paylaşmak istiyorum. O da şu. Dün AFAD'ın bir mesajı bana ulaştı. Size de ulaştı mı? Ya güzel AFAD, kıymetli AFAD, kurban olayım. Memleketimin acı yaşamış bölgesindeyiz. Orada gel bizimle işbirliği yap. İstanbul'a, Trabzon'a güzel hizmetler sun. Ama bari milleti orada aldattın. La Trabzon'da aldatma. Trabzon'da aldatma. Şimdi biraz gülümseyelim. Size bir mesaj okuyacağım. Meteorolojiye göre yarın Trabzon'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Ama burası doğru. Burası doğru. Diyor ki ağaç, direk ve çatı devrilmesi, çatı uçması, hatta baca gazı zehirlenmesi olabilir. Ya biz temel fıkrası anlatırız ama ya bizim fıkralarımız akıllıca olur, zekice olur. Böyle aptalca olmaz. Böyle olmaz. Ama bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon'da, Karadeniz'de fırtına var. Trabzon'da biz Karadeniz fırtınasını biliriz. Onun adı Trabzonspor'dur. Trabzonspor'dur. Ama bugün 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var.